Gecenin bu saatinde bu mükemmel topluluğu görünce inanın çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin çok önemli bir meselesinde, çok kritik bir meselesinde bizlerin neler düşündüğünü, aslında onların neler ortaya koyduğunu, karşılıklı birbirimizden istifade ederek ve katkı ortaya koyarak gerçekleştirdik. İnşallah bugün akşam da bunu aynı şekilde gerçekleştirebilme imkanına sahip olabiliriz. Zannediyorum moderatörlüğü Sayın Başkan yapar. Ve bununla birlikte de burada sorular sorulacak ve biz de o sorulara mümkün olduğunca, dilimizi döndüğünce cevap vermeye çalışacağız. İki sandıktan bahsediliyor. Birinci sandıktan meclisin çıkacağı. İkinci sandıktan da Mustafa Bey'in ifadesine göre hükümet denildi. Ama bu akşam bakan yardımcımız başkan çıkacağı. Hükümet çoğuldur. Hükümetin bireyleri birden fazladır. Bunların seçimi nasıl olacak? Ben de hükümet seçimine dahil olabilir miyim? Çünkü hükümet de seçilecek deniliyor orada. Bir merak ettiğim konu bu. Bu hükümet seçimi nasıl olacak? Kriterleri nedir? Kimler seçecek? Ve seçilen hükümet bir olumsuzlukta bu bireyler nasıl bir suç işlendiği zaman nasıl bir görevden alınması nasıl olacak? Bunu çok merak ediyoruz. Zaten korkularımızın başında gelen bunlar. Bakın hali hazırda olan hükümet veya hali hazırda olan bir cumhurbaşkanlıktan dolayı bir sorunumuz yok. Gelebilecek olan kişiler şu anki idare gibi yönetimi devam ettirmiş olsalar zaten sorun olmaz. Gelecekteki kuşkumuz bu. Bu başkan yardımcılarının hükümet bireylerinden, hükümetten farkı ne olacak? Yani burada benim kendi algım, kendi düşüncem iki farklı bir şey gibi. Yani başkan yardımcıları, zaten hükümet varsa başkan yardımcıları neden olsun? Bunların kriterleri ne olacak? Bunların görevleri ne olacak? Bu konuda ben bir bilgi edinmek istiyorum. Bugün hükümet meclisin içinden çıkıyor. Hükümet organının partili başbakan tarafından idare ediliyor. Ve hükümet meclisin içerisinden çıktığı için o meclis ona görev veriyor. Nereye kadar görevli hükümet? Meclisteki sandalye sayısının çoğunluğuna kadar görev. Meclisteki sandalye sayısını kaybederse, kaybettiği dönemleri hatırlıyoruz. Yani meclisteki transferlerle, milletvekili transferlerle hatırlıyoruz. Millet aslında iktidar olarak görevlendirdiği bir siyasi partinin çok rahat muhalefete düşkünü görüyor. Bunu da bir tarafa koyuyoruz. Burada da bir problematik var. Yine bir problem daha var. Şimdi 2007, 2010 ve bugün 3 reform peşleşti. 2007'de Cumhurbaşkanlığı'nın halkın seçmesine, 2010'da bunu çerçeveleyen başka tür reformlara, şimdi başka tür bir reforma doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir problemimiz var. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Başbakan seçildiği siyasi partinin meclisteki grubu çoğunluk sayısına ulaşmışsa veya başka bir partilerle ittifak edebilmişse, koalisyon edebilmişse oraya göre seçiliyor. Bir cumhurbaşkanının %50'nin altında oy seçilme ihtimali yok. Ama bir başbakanın %50'nin altında oy seçilme ihtimali var. Burada da bir problem var. Çünkü ikisini de halk seçmiş. Yetki ve sorumluluk karmaşası var. Birbirleriyle çatışma durumu söz konusu. Bu sistemi kuranlar bunun için kurmuşlar zaten. Sistemi birbirine destek üzerine kurmamışlar. Sistemi ya denet kontrol üzerine kurmuşlar ya da çatışma üzerine kurmuşlar. Ve Cumhurbaşkanlığı her zaman bir darbeci olabileceğini düşünmüşler.
Yani Türkiye'de darbe olacak. Birisi darbeden bir genel çıkacak. Ya onların atadığı bir adam olacak. Onların daha doğrusu tasdik ettiği bir adam olacak veya kendisi olacak. Peki Sivil bugün bir parti bir cumhurbaşkanı önerebiliyor. Cumhurbaşkanı önerdiği zaman bir siyasi parti yine Kılıçdaroğlu öyle anlatıyor ya, Cumhurbaşkanı başka partiden olacak, başbakan partiden, başka partiden olacak, sonra birbirlerine kavga edecekler. Onu da bırakalım. Cumhurbaşkanı ile başbakan aynı partiden dahi olsa, birisi %50'nin üzerinde oy almış, birisi %50'nin altında veya %40'ın altında oy almış, bir takım dengelerle beraber oraya gelmişse, orada çatışma olmaması kaçınılmazdır. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Biz 2000 dolarlık ülkeliyiz. Biz bugünden sonra hükümet çatışması yaşayabilecek ülkeliyiz. Biz bu riski alamayız. Bugün dünyayla rekabet ediyoruz. Ve biz hükümet tartışmalarına vakit ayıracak bir zaman dilimiz yok. Neye vakit ayıramayız? Seçime vakit ayıramayız. Seçimi bitiririz. Siz kendi işinize bakarsınız. Ben de vatandaşsam kendi işine bakarım. Hükümet kendi işine bakar. Meclis kendi işine bakar. Hükümet kim? Yeni sistemde. Hükümet kim? Cumhurbaşkanlığında birleşen, altında bakanları oluşan, başkan yardımcıları oluşan ve aynen bugün nasıl bir hükümet yürüyor ise bir kurumsal kapasitesi olan bir anlayışın kendisi. İç işlerinden sorumlu olan insan olacak. Dış işlerinden sorumlu olan bakan olacak. Ve bunlar nasıl seçilecekler? Bugün belediye başkanı var mı? Neredeyiz? Biz 40 belediye belediye başkanıyız. Belediye başkanı seçilirken size belediye başkan yardımcısının kim olacağını soruyor mu? Sor. Neden? Çünkü bir teknik belediye başkan yardımcısına ihtiyacı var.